Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yolum nereye? Kemal Bulut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Şu anda neredeyiz? Şu anda İzmir'de bildiğiniz üzere yük yüklüyordum. Şimdi birinci partiyi aldık. Eski videomuzu izleyenler varsa biliyorlardır. İzmir'de Menderes'te yüklememizi birincisini yaptık. Şimdi ikinci yükümüzü alıp ondan sonra da Muğla Milas'a gideceğiz hep beraber. Umarım güzel bir video olur. Saygılar, selamlar olsun. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Çok yakında Rusya yollarına başlıyoruz. Yani bir sonraki videoda muhtemelen Rusya'ya gidiyor olabiliriz ya da bir sonraki videoya. Bakalım hakkımızda hayırlısı diyoruz. Yola devam. Aracımız Ford F-Max. 355 bin kilometrede aracımız şu anda. Ve yeni aldık bildiğiniz üzere, yani diğer şoförden yeni teslim aldık. Ve şu anda İzmir'de geziyoruz, bakalım. Tamam, emniyet kemerini takacağım. Sakin ol bir saniye. Abi bu kadar küçük göbeğin ne işi var ya? Kimi yerde göbekleri kocaman yaparlar, kimi yerde göbekleri küçücük yaparlar. Vallahi anlamadım. Fabrikanın giriş yeri bayağı sıkıntılıydı. Birkaç manevrada yanaşmıştık. Ondan sonra şimdi oradan çıktık. Gidiyoruz bakalım. Diğer gideceğimiz yerde sıkıntılı, ormanın içi. Abi hadi devam et. Bak şimdi sen oradan çıkmazsan ben gelemeyeceğim ha. O çıktı, biz de devam ediyoruz. Şimdi göbekte araç olduğu için ben geçmedim. Geçsem yolu kapatırdım. Onun için geçmedim. Bu da ayrı bir önemli bilgi. Şimdi yavaş yavaş kafayı çıkartacağız ama gelen var mı? Gelen olsa da bir kere girdik artık dedik. Geçişimizi yaptık. Hızlı tren o giden. Gidiyoruz bakalım. Vay ananı verdin arkadaş. Biz nereye girdik ya? Tır giremezler. Vası koyun da gelmeyek arkadaş buraya. Navigasyonla geldik gene. Navigasyonun azabı. Baksana arabalar zor geçiyor. Sağ taraf kilit. Soldan da habire servis geliyor. Kaldık. Dönemedik. Arkadaşlar bizde macera bitmiyor. Oradan kurtulduk. Şu az gerideydi. Kurtulduk. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Lan arkadaş biz nerelere girdik? Bu navigasyonun azabına uğradık gene. Gidelim bakalım. Odarit sokaklardan çıktık. Dedik otobana girdik. Tamam, kafamız rahatladı. Bura daha beter. Bura daha beter çıktı. Gidiyoruz bakalım. Şimdi yine sabahki gittiğim yola gireceğim. Orası da köy yolu. Oradan yükleme yapacağım. Kalan yükümü oradan alacağım. Şu karşıdan giden araçların olduğu yerden gideceğiz. Şu ileride çıkış var. Dönüp oraya geçeceğiz bakalım. Haydi bakalım. Tamam. Bakın şu sağ üst taraftaki otobandan geldik. Ve şimdi yine bir dar yola girdik. Buradan yavaş yavaş gidiyoruz gideceğimiz konuma doğru. 2 kilometre yolumuz kaldı. Vallahi trafik de yoğun ama orada nasıl duracağız, ne yapacağız onu bilmiyorum. Bakalım bakalım. Hep beraber gidip göreceğiz. Sabah daha buraya gelmiştim ben. Dediler yanlış geldin. Öbür tarafa gideceğim önce dediler. Sonra oraya gittik. Yükleme yaptığımız yere. Oradan yükleyip buraya geldik bakalım. Buradaki yükü de alırsak Muğla Milas'a gideceğiz hep birlikte. Araba ikiye bölünecek arkadaş ya. Kupa çok sert abi. Kupa körükleri çok sert. Geçin lan, yol boş lan. Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni uyandık. Saat 07.52. Saat gece 2'de yüklemeyi bitirdiler. Evrakları verdiler. Hemen beklemeyi, yani burada yatmakta, yani yola çıkmadım. Ben konuşamıyorum sabah sabah ben ya. Niye böyle olduk? Tep tep ettik. Abi herkese tekrardan günaydın. Başa çekiyorum şimdi. Kaseti geriye sardık. Herkese günaydın. Ben yeni uyandım. Gece saat 2'ydi. Yüklediler. La gitsem mi? Gitmesem mi? Yatsam mı? Yatmasam mı? Falan filan derken en istedim yatayım. En azından şimdi 9 saatlik molayı da vermiş olduk bakın. Şöyle
Tagograf en azından 9 saat burada durmuş oldu. Şimdi en azından polis amcalar durdursa bile cevabımız hazır. Haydi bismillah diyelim, çıkalım bakalım. Üre tankın yok senin, kullanamazsın. Öyle bir tankı kullanamıyorsun sen. İşte şöyle sol yapıyoruz. Yavaştan yavaştan çıkacağız. Hadi geçin de gideyim hadi. Ya Allah, bismillah. Haydi bakalım gidelim. Aracımızda temizlenmiş balık var arkadaşlar. Levrek ve çuplu olarak. İşte sarleke, beyaz leke diyerekten ayırdıkları bir kısım var. Fişlerini okudum, oradan biliyorum. Temizi var işte. Vesaire vesaire, o şekilde temizlenmiş balık var arkamızda flotu halinde. Onlarla gidiyoruz. Siz böyle ses yaparsanız olmaz ama anlaşamayız. Size bir yöntem bulmamız lazım. Çöpüş kardeşim, çık. Allah Allah. Bunlara bir çözüm bulmak lazım abi. Haydi bismillah dedik, çıktık bakalım. Nasipse Muğla Milas'a gideceğiz. Oraya nereden gideceğiz? Şimdi buradan İzmir'den, İzmir şey tarafındayız. Neydi buraya? Urla tarafındayız arkadaşlar, İzmir'de. Buradan yola çıkıp çevre yoluna bağlanıp çevre yolundan Aydın Otobanı'na bağlanacağız. Yani önce İzmir çevre yolu, orada Çeşme'ye doğru ilerleyip oradan Aydın'a yöneleceğiz. Aydın'a doğru gideceğiz. Çeşme'ye doğru derken Çeşme tam değil yani, İzmir'in girişinden döneceğiz. Çeşme kavşağı var, biz oradan Aydın istikametine devam edeceğiz. Ondan sonrasında Aydın, Söke, Bafa Gölü, oradan öyle Milas, Bodrum istikametine ilerleyeceğiz. Kazasız belasız inşallah diyoruz. Ya Allah, bismillah, gidelim bakalım. O düşük değildir, motor suyu seviyesi düşük diyorsun. Daha suyun ısınmadı ondan. Bir ısın da göreyim ondan sonra. Şunda çok ses yaptı ama. Onlar ne, birinde vay dengesi yazıyor, birinde Kemal sıfırı bir yazıyor onlar. Onlara birer öpücük lazım. Evet arkadaşlar, şu arkamda gördüğünüz testte bir çay içtik. Bir poğaça yedik, bir börek yedik. Şimdi çıktık. Milas'a doğru gideceğiz sabah kahvaltı olarak. Biraz atıştırdık bakalım. Şimdi yola çıkma zamanı. Şimdi buradan Söke dediğim Bodrum olarak sağ taraftan çıkış yapacağız ama şunlar çok ses yapıyor ya. Hala onlara bel atmadık. Söke dediğim Bodrum. Biz Bodrum'a doğru gideceğiz. Haydi bakalım. Otobana veda ettik. İzmir Aydın Otoyolu'na. Şimdi Söke dediğim Bodrum olarak yolumuza, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet dostlar, Aydın Söke'yi geçtik. Didim'e doğru ilerliyoruz. Şöyle yamaçtan güzel bir manzara beni karşılayınca dedim yine bir kayda gireyim. Bafa Gölü'ne doğru ilerliyoruz. Birazdan Bafa Gölü'ne yaklaşacağız. Tepeyi açtıktan sonra Bafa Gölü başlıyor. Sol tarafımızda güzel bir manzara bizi karşılayacak. Adım adım ilerliyoruz bakalım. Fort'tur baba demeye devam. Evet dostlar, solumuzda Bafa Gölü var. Gölün bir ucu nereye dayanıyordu ya? Bayağı bir büyük bir göl olduğunu biliyorum. Sol tarafımızda. Biz de Milas'a doğru
Yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Daha önce yine sizle buradan gitmiştik. Rusya'ya ilk yükleme yapacağımız zaman. Vay vay vay, manzara muhteşem abi. Tabii benim gördüğüm kaliteyi telefon size göstermiyor ama gözümüzün pikseliyle kameranın pikseli aynı değil. Yola devam bakalım. Yavaş yavaş gidiyoruz Bodrum'a. 100 kilometre civarı bir yolumuz var. Adım adım ilerliyoruz. Gölümü dönüş şöyle tekrardan göstereyim. Bir ucu bu tarafta, bildiğiniz bir deniz gibi ya. Bir ucu da bu tarafta. Bayağı bir büyük. Devam ediyoruz bakalım. Zeytin bahçelerinin arasından. Şöyle göl manzarasıyla gidelim bakalım yavaş yavaş. Bir de fazla sallanmasak. Bu şey çok sallıyor ya, Ford kütük gibi vuruyor abi. Kupanın ağırlığından mı kaynaklı, yoksa körüklerden mi sıkıntı var, ya da körüğünü düzgün ayarlamamışlar mı? Ama çok fazla vuruyor abi bak. Allah Allah, ikiye bölüneceğiz. Renault'da bu kadar sarsmıyordu bak. Renault'la kıyaslayacak olursak Renault bu kadar sarsmıyordu. Mesela bu yolda Renault bu kadar hissettirmez. Ama işte bunda da yol tutuşu var. Mesela viraja girdiğinizde o savruluyor gibi oluyor. Ama bu hiç bana mısın demiyor. Tutup gidiyor yolu. Ufak bir tümsekte bile şahin gibi abi. Yerle bir şahin gibi sekip sekip duruyor. Uludağ 90, Bodrum 76 kilometre, Karacabel tüneline doğru geliyoruz. Yavaş yavaş tırmanıyoruz bakalım Ford'cum. Tırman aslanım de. Ford'dur baba. Bir Ford'u ancak bir Ford geçer. Hadi bakalım. Bir de şu sert sarsıntın olmasa, yani şu kasetlerde bu kadar bizi zıplatmasan çok güzel olacak ama Karacabel Tüneli'ne gelmiş bulunmaktayız. Doğal yaşam için yapılmış bir tünel. Haydi bakalım. Karacabel Tüneli'ne geçtik. Sallandık aşağı doğru. Hadi bakalım. Ama manzara muhteşem. Motor frenini çekelim. İki kademe. Kendisi yavaş yavaş insin. Abi çok zıplıyor ya. Kemikler Mahallesi'ne hoş geldiniz. Muğla Milas'tayız. Bodrum yolundaydık az önce. Şimdi geldik. Yükü boşaltacağımız yerdeyiz. Burada şimdi kantar yapıp aradılar, hatta bir alışveriş yaptım ufaktan. Abi nerede kaldın? Seni bekliyoruz falan filan. Dedim geliyorum, sakin olun. Şimdi geldik bakalım Milas. Yükü boşaltacağımız yere. Şöyle bir araba verselerdi bize ne vardı? Aftrans 540 S. Vay, burayı genişletmişler. Burada daracıktı. Siz yakında şu güvenlik kulübesinde kaldırırsınız. Burayı da genişletirsiniz. Çok iyi olur.
Şöyle kılıç balığa giriş yaptık. Sağda araban kalsın dediler, hemen yemeğe geç. Yemeğini ye dediler. Donukçular gelip senden alır dediler. Bakalım. Arabamızı şuraya çekelim. Şöyle sağda meydanda kalsın dediler. Şöyle bırakalım. Lampanın önünü kapatmayalım. Heh. Şekil ağda görüldüğü gibi. Şuraya alacaklar muhtemelen. Evet değerli dostlar, yükü boşalttık. Aracımızı yanaştırdık. Yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Bekliyorduk. Artık sıkıldım arabada beklemekten. Yükü pazartesi günü yükleyeceğiz. Bugün cumartesi. Rusya'ya yükleyeceğimizi söylediler şirketten ama bakalım hayırlısı diyoruz. Ben de sıkıldım. Doktorun dediğini uyguluyorum işte. Biraz dedi spor yapman lazım. Sağlık için vesaire. Şimdi akşam yatacağız. Nasıl yatacağız? Yorgun değiliz. Bir şey değiliz. 3 saat 4 saat araba sürdük. Hepsi o kadar. Onun için ben de biraz şöyle doğayla iç içe yürüyüş yapıyorum bakalım. Yola devam. Ama bu sefer tırla değil, yürüyerek. Şöyle kılıç balığa giriş yaptığımız yolda böyle bir yol vardı. Ara yol. Dedim buradan yürüyeyim bakayım nereye gidiyor burası. Şöyle papatyalar, kuş sesleri vesaire gidiyoruz bakalım. Burada da bir düğün gibi bir şey var. Davul zurna falan çalıyorlardı yolun başında. Oradan kurtardım kendimi böyle sessiz sessiz. Doğayla beraber yürüyorum bakayım. Arkadaşlar herkese iyi geceler. Yani burada gece saat 12.46. Gerçi 0.47. Saat 1'e geliyor, bana bir haber geldi. Ben normalde yarın Rusya'ya yükleme yapacaktım. Bana bir haber geldi. İzmir'deki uçağa balık yetiştireceğiz Antalya'dan. Saat 3'te orada olmam lazım. Daha yükleme yapılmadı. Ne zaman gideceğim, nasıl olacak ben de bilmiyorum. 3'te orada olmam gerektiğini söylediler de 3 saat içinde gitmem gerekiyor tahmin edersem. Bakalım. Büyük bir mücadele bizi bekliyor. Şimdi şöyle geri geri çıkıyoruz. Yanaşmamız gerektiğini söylediler. Hemen gidelim. Bu gece jettir baba diyoruz bakalım. Ford'la bir jet yapacağız. Arabamın süspansiyonları çok sert olduğunu size söylemiştim. Onu da Rusya'ya giderken Samsun'da veya Ankara'da yaptıracağız. Bakalım, şimdi Kılıçbalık'tayız. Hemen yanaşıp yükümüzü alalım ve gidelim. Uçağa jet yapacağız, uçağa. İlginç. Macera seni çağırıyor diyor ya. Bir çikolata reklamı mıydı o? Öyle bir şeydi galiba. Hemen 11 numaraya yanaşalım. Arkadaşlar yüklememizi yaptık. Şimdi çıkıyoruz. Şöyle göstereyim, balık yüklü aracımız. Aynen. Hadi bakalım, yükümüzü aldık ya Allah. Nasipse İzmir. Termometremizi -10 dereceye ayarladık. Ve şimdi kantar yapıp çıkacağız hemen. Haydi bakalım. Arkadaşlar Karabel tünelindeyiz. Vallahi yapıştırdık gidiyoruz. Bir an önce İzmir'e varmamız lazım. Uçak bizi bekliyor. Çok saçma. Gelecek ama uçak bizi bekliyor. Benden önce bir araca yüklemişler. O aracın termokini çalışmadığı için, arıza yaptığı için ondan boşaltıp bana yüklediler. Biz de şimdi yetişmeye çalışıyoruz. Vallahi aşırı sarsınıyor araba. Ama yapacak bir şey yok. Yavaş abi, aynen yavaş.
arkadaşlar, saat 2.44 şu anda Söke'ye ulaştık. Söke'nin meşhur geniş kavşakları var, böyle büyük. Bunlar bizi biraz yavaşlatsa da mücadeleye tam gaz devam ediyoruz bakalım. Şöyle Dorsa manzarası güzel oluyor genelde. Ama işte telefon kaydı. Neyse ki yola devam. Kayan telefon olsun. Biz kaymayak da. Yola devam abi, gidiyoruz. Adım adım. İzmir'e doğru koşuyoruz bakalım. Bu yükü yetiştireceğiz. Yükü boşaltacağız. Hemen geri Milas'a geri geleceğiz. Milas'tan tekrar Rusya'yı yükleyeceğiz inşallah. Haydi bakalım. Devam. Evet arkadaşlar, otobana giriş yaptık. Aydın İzmir otobanına. Yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Saat bu arada 03.06. Yapıştırdık, gidiyoruz. Kaç kilometre kalmış? 57 kilometre otobandan çıkmamıza var. 70 kilometre falan olması lazım. 57 veya 60. 3 kilometre daha gidersen 60 kilometre falan yolumuz var. Saat 4'te orada olacağız inşallah. Öyle tahmin ediyorum, veya 4.30 civarı. Haydi bakalım. Torbalı 54, İzmir 89. Gidiyoruz abi. Devam. Her şey aklıma gelirdi de uçağa yük götüreceğim aklıma gelmezdi. Havalimanına doğru gidiyoruz. Gazi Emir Havalimanı. Kardeş, biz burada balık yetiştireceğiz. Sana zahmet, azıcık süre yani ki arabayı. Duydu mu, ne yaptı, hızlandı lan. Balıktır baba. Aa, onun koltuğunu yağlanması lazım. Hocam hocam ses geliyor. Ulan 60'la viraja girdik. 60'dan da devam ettik. Hadi bakalım abi. Otobana veda ettik. Havalimanına doğru gidiyoruz. Uçağın dibine kadar gideceğiz mi acaba tırla? Gidelim bakalım. Orada gördük şimdi ne olacak, ne bitecek. Az önce bir telefon geldi. Gecenin saat 3.47 geçiyor şu an. Abi dedi iyi geceler, yolun açık olsun, sağ olasın. Abi dedi havalimanından arıyorum. Ne yaptın, neredesin dedi. Vallahi geliyoruz. 16 kilometre kaldı. Tamam tamam, o zaman abi iyi dedi. Kapattı bakın, dınılıya dınılıya gidiyor. Evet arkadaşlar, Adnan Menderes Havalimanı'na geldik sayılır. Aynen. Olayda döndük müydü? Gelmiş olacağız diye tahmin ediyorum bakalım. Aynen, havalanına geldik. Adnan Menderes Havalimanı. Dikkat, araç kontrolü. Lütfen aracınızın farını söndürünüz diyor. Söndüremem ben, tırım. Havalimanına da tırla girmedik demek artık ya. Emniyet diyor, kargo diyor, hava diyor falan filan diyor vallahi. Evet arkadaşlar, ne gariptir ki. Yani daha önce getirenler belki olmuştur ama ben ilk defa geliyorum. Geldik, adrese ulaştık. Reis, kolay gelsin. He? Geç kalmadım abi. Şimdi bana geç gelmişsin diyorlar da. Araba geç çıktı, onu bilmiyorlar. Kaç saatte geldiğimize bakalım. Hemen bakalım. 2 saat 36 dakika. Reis. 2 saat 36 dakika.
Milas'tan buraya gelmişim. Milas'tan buraya. He, 2 saat 36 dakika. Sizin jet bile benim kadar hızlı gitmiyor. Reis nasıl, zamanlama iyi mi? İyi yani, 3 saatte gelmişim yani. 2 saat 36 dakika. Kaça çıktı? He? 1.22. 1.22. Bana 1'de çıktı dedi adam. Yalan söylemiştir. Bende videosu var, kanıttı. Abi, facia bir şekilde geldim. Yanaşıyorum reis. Aynen, gel böyle yanaşalım. Tamam. Bak hele, bu uçakla nereye gidiyor şimdi bu balıklar? Kuveyt'e, Dubai'ye. Allah Allah, Dubai. Abi, Dubai'ye balık taşıyoruz. Arkadaşlar, şaka bir yana, yükümüzü safa sağlam yetiştirdik çok şükür. Buradan Kuveyt'e gidecekmiş. Az önce sizler de gördünüz zaten. Balıklarımız Kuveyt'e, Dubai'ye Turkish kargoyla, Turkish Airlines ailesi olarak yolluyoruz. Güzeldir baba. 2 saat 36 dakika. Yükümüz boşaldı. Bu esnada takomuz sıfırlandı. Şimdi gidebiliriz. Arkadaşlar, yükü boşalttık. Şimdi geri İzmir'e geçiyor. İzmir'e diyorum ya. Bak, benim döndü. Geri Milas'a geçiyoruz tekrardan. Buraya gidip Rusya'ya yükleyeceğiz Allah izin verirse. Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Tabi siz uyudunuz. Biz uyumadık. Jetti, uçaktı vesaireydi derken sabah saat 6.25 yaptık. Gün doğumuyla beraber yolculuğa devam ediyoruz. Milas'a doğru gidiyoruz bakalım. Yola devam. Ama manzara felaket. Şu sabah manzarasını size göstermeye çalışacağım ama maalesef arabanın sarsıntısından, yolun bozukluğundan mı oluyor artık, neyden oluyor bilmiyorum. Onu servise gidince öğreneceğiz. Ama elimden geldiği kadar bu güzel manzarayı size aktarmaya çalışıyorum. Yeter artık, sallanma araba, kurban olayım. Direksiyon kopacak ya. Direksiyondan gelen sese bak abi. Servise bir an önce gitmemiz lazım. Allah Allah. Muhteşem abi. Bu kadar sallanma, bu kadar. Orgun şuraya atacak. Evet değerli dostlar, İzmir'den Muğla'ya geldik. Rusya yükleyeceğiz diye bekliyorduk. Sonra bir havalimanına jet yaptık. Bir macera başladı bizim için. Bir macera yaşadık, gittik geldik. İş konusuyla ilgili, yani tekrardan firmaya döndüm, bununla ilgili bir açıklama yapmadım size. Bunu da bu videodan sonra gelecek olan Rusya videomuzda, yolumuz uzun olduğu için doya doya sohbet ederiz diye düşündüm ve onu bekledim açıkçası. Ondan dolayı bir sonraki videoda işimizle ilgili, geçmişteki yaşadıklarımızla ilgili ve tekrardan nasıl anlaştık, ne oldu, bunların hepsini, bayramda neler yaptık, sağlık konusunda neler yaptık, bunların bütün sohbetlerini diğer videomuzda yapacağız. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bana büyük bir destek vermiş olursunuz. Saygılar, selamlar olsun. Kanalımıza abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın.